Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, Alevi Dernekleri Vakfı Genel Başkanı Celal Fırat, DAŞ Eş Başkanı Selda Güneş, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu Başkanı Hasan Kılavuz dedemiz, hepsi şu anda buradalar. Birliğimizin daim olmasını istiyoruz. Şimdi sizden şöyle bir ricamız var. Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Remzat Fulup da burada ve 200'den fazla kurum temsilcisi, milletvekili, parti temsilcisi, demokratik kitle örgütü temsilcisi arkadaşlarımız burada. Hepsini teker teker anons edersem bu sıcakta gerçekten zorlanmış oluruz. Onların affına sığınıyoruz. İyi ki bizle beraber bu alana geldiler. Bizlerle beraber mücadele ettiler. Onları da saygıyla selamlıyoruz. Hepsi var olsunlar. Birliğimiz dirliğimiz daim olsun. İyi ki geldiler onlar da. Tüm canlarımızı selamlıyoruz buradan. Şimdi konuşmasını yapmak için Pristan Abla Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan buraya davet ediyorum. Pir Sultan'ın direncini şiar edinmiş, Matımak şehitlerinin acısını yüreğinde hisseden canlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 26 yıldır hem Alevi kurumlarıyla hem şehit ailelerimizle acılarını paylaşan canlarımız, dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu acıyı yürekten paylaşan sizler ve Türkiye'nin dört bir tarafında bugün anmalar yapan Alevi kurumlarının değerli yöneticilerine ve Alevi kurumlarının değerli üyelerine, Alevilere, tüm müsait dost kurum ve kuruluşlara huzurunda buradan teşekkür ediyorum. 26 yıldır bizi yalnız bırakmadınız. Umut ediyorum ki 27. yılda da yine burada matmak utanç bize soluncaya kadar burada hep birlikte olacağız. Bizler Alevi kurumları olarak ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak biz Madımak Utanç Müzesi oluncaya kadar bu alanlardan gitmeyeceğiz. Ve orada içeride bulunan şehitlerimizin isimleri arasında yer alan iki tane katilin ismi sökülünceye kadar buralardan gitmeyeceğiz. Biz Sivas'a geleceğiz, gelmeye devam edeceğiz. Ancak Sivaslıyız, ben iyi biliyorum. Sivaslıyım çünkü. Sivas'ın halkının sağduyusunu iyi biliyorum. Onların da bir sonraki mitinge buraya eminim ki yüz binleri toplayacağından eminim. Onların hiçbirisinin bu utanç bize bu Sivas'ın alnına sürülen bu kara lekenin, onlar da eminim bizim kadar bu kara lekenin silinmesi istiyorlar. Ve bir dahaki dönemde umut ediyorum ki Madımak Utanç Müzesi'nin yapımına en kısa sürede başlarız. Biz örgütler olarak Ankara'da Utanç Müzemizi yapmaya karar verdik ve bir yıl içerisinde de bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Evet, havanın sıcak olduğunda şikayet ediyorsunuz. Değerli canlar, 26 yıl önce şu ateş otelin yanımızdaki otelin içinde alevler içinde yanan canlarımızı düşünerek alanda kalın. Size siyasi iktidardan talebimizdir. Madımak Oteli'ni mutlaka Alevi kurumlarına devredin. Zaten gidiyorsunuz. Gitmeniz yaklaştı. Giderek bari bunu yaparak gidin. Sizler 31 Mart'ta 23 Haziran'da ne yapmanız gerektiği çok iyi bilerek herkes kendi arasında çalışmasını yürüterek bir yerine birleşti. Demek ki biz birleşirsek, bir olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Değerli canlar, hava çok sıcak. Ben selamlama yaptım kurum adına Alevi Bektaş
Başkanı, Federasyon Başkanımız Sayın Güzel Gün metnimizi okuyacak sizlere. Her şey çok güzel olacak, çok daha güzel olacak. Yar Ali, Yaradan Ali hepimizin yardımcısı olsun. Alevi örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, sendikalarımızın, meslek örgütlerimizin ve demokratik kitle örgütlerimizin değerli yöneticileri, katliamdan bugüne kadar tüm acıları işlerine akıtarak demokrasi mücadelesini sürdüren şehitlerimizin değerli aileleri, dönün dönsün ben dönmezim yolumdan diyen Pir Sultan'ın yoldaşı, gönüldaşı, değerli mücadele arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, basın mensupları, sizleri Hacı Bektaş Veli'nin bilgeliği, Yunus'un hoşgörüsü, Pir Sultan Abdal'ın inancı, birinci direnciyle selamlıyorum. Birlikte mücadele vermeye hoş geldiniz. 2 Temmuz 93 günü Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için Sivas'a gelen canlarımızın konakladığı Madımak Oteli önceden organize olmuş, on binlerce gözü dönmüş caninin tekbir sesleri ve Sivas laikleri mezar olacak sloganlarıyla ateşe verildi. 33 canımızı diri diri yakıldı, katledildi. 20. yüzyılın sonlarında dünyanın ve ülkemizin gözü önünde bu insanlık suçu işlendi. 2 Temmuz 93'te Sivas'ta sadece bir otel yakılmadı. İnsanlar, insanlık yakıldı. Sivas katliamı ile semahımız, türkülerimiz, deyişlerimiz, şiirimiz, sanatçılarımız, çocuklarımız, bu ülkenin aydınlık yüzleri, özetle geleceğimiz, yarınlarımızda hedef alındı. Umutlarımız da katledilmek istendi. O insanlık kaybının üzerinde canlarımızın aramızdan koparak alınmasının üzerinde tam 26 yıl geçti. Yine yüreğimiz buruk, yine yüreğimizde hasret, yine yüreğimizde acı var. Acımız ilk günkü gibi yakıcılığı hala koruyor. Kaç yıl geçerse geçsin, katledilen canlarımızı unutmayacağız. Unutturmayacağız. O insanlık kaybının sorumluları cezalandırılmadı. O aybının işlendiği yer Madımak Oteli, utanç müzesi olana canlarımızın isminin yanında katillerin ismi kaldırılana kadar da acımız dinmeyecektir. Katliamın yaşandığı günlerden başlayarak ayrımcı, erkçi, kutuplaştırıcı söylemleri dillerinde dolayan siyasi iktidarlar çok şükür otel dışındaki halkımız zarar görmemiştir. Halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyiniz. Davanın zaman aşımına uğraması milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun açıklamalarla niyetlerini ortaya koymuşlardır. Yüreğimiz bir kez daha yaralanmıştır. İlk günden beri Sivas katliamı unutturulmak istenmiş, faillerin kaçmasına, yargıdan, cezadan kurtulmasına göz yumulmuştur. Dava zaman aşımına uğratılarak katilleri aklama, saklama yöntemi seçilmiştir. Suçluları savunanlar milletvekili yapılmış, bakan yapılmış, ödüllendirilmiştir. Oysa ki uygar toplumda insanlığa karşı işlenen suçları bırakın, affetmeyi, unutturmayı, kara günlerin bir daha yaşanmaması adına anıtlaştırmakta, acılarıyla, tarihle yüzleşmekteyken
Bizde ise siyasi iktidar Sivas'ı katliamı aydınlatacak her türlü çabadan uzak durmuş, yüzleşmek, cezasız bırakmak, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi katliamları gibi insanlığa karşı suçların üzerine ısrarla örtmeye çalışmışlar. Bilmelidir ki başka katliamların işlenmesine, katillerin cesaretlenmesine hizmet edecektir. Alevilerin üzerindeki bin yıllık asimilasyon ve yok etme politikaları bugün de devam etmektedir. Kutsal mekanlarımız ya çeşitli gerekçelerle elimizden alınıyor ya da tamamen yok ediliyor. Cemevlerimiz tanınmıyor. Alevi çocuklarına zorla din dersi dayatılıyor. Eğitimde akıl, bilim, eleştiri ve sorgulamanın yerine kör inançlarla, akıl dışı doğmalarla dayalı gerici bir anlayış getiriliyor. Alevi köylerine zorla cami yapılıyor. Cami olmayan köylerimize hizmet götürülmüyor. Kamuda ayrımcılığa uğruyoruz. Gençlerimiz Alevi kimliklerinden dolayı işe alınmıyor. Birçok insanımız baskı ve ayrımcılıktan dolayı toplumsal yaşamda Alevi kimliğini gizlemek zorunda kalıyor. Yani biz Aleviler toplum olarak her zaman ve her konumda katledilmeye devam ediliyoruz. Belirtmek gerekir ki 2 Temmuz 1993'te Sivas Malıma katliamı özünde sadece Alevilere karşı değil, ezilen, ötekileştirilen, dışlanan, yok sayılan bütün toplumsal kesimlere karşı yapılmış bir katliamdır. O yüzden ezilen, ötekileştirilen, dışlanan ve yok sayılan herkesi zulme karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz. Gelin hep birlikte katliam, baskı ve asimilasyon politikalarına karşı yeter diyelim. Gelin o acılarımızı ortaklaştıralım. Acılarımızı paylaşarak azaltalım. Önderimiz Pir Sultan Abdal'ın "Dönen dönsün, ben dönmezem" yolundan şiariyle zulme karşı hep birlikte dayanışmayı, mücadeleyi büyütelim. Büyütelim ki bize bu acıları yaşatanlardan hesap soralım. İnsan olmanın onurunu yüreklerinde taşıyan bizler Madıma katliamını bir kez daha lanetliyoruz. Yetkilileri toplumsal yüzleşmeye, tarihsel sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz. Diyoruz ki insanlığa yönelik işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu hukukun evrensel değerlerine de aykırıdır. Katilleri aklamayı, kollamayı